21 aktif şirketle çalışmalarını sürdüren Türkiye'nin sayılı gruplarından Hattat Holding Anonim Şirketi bünyesinde yer alan ve otomotiv endüstrisi alanında hizmet veren lider kuruluş HEMA Endüstri Anonim Şirketi, yurdumuzun en büyük ikinci sanayi bölgesi konumundaki Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde İstanbul Uluslararası Atatürk Havalimanı'na 90 kilometre 45 dakika mesafedeki 181 bin metrekare kapalı, 370 bin metrekarelik açık fabrika alanında üretimlerine tüm hızıyla devam etmektedir. 1973 yılında HEMA Hidrolik Anonim Şirketi adıyla kurulan HEMA Endüstri Anonim Şirketi, geçen zaman içinde kalitesi ve üstün hizmet anlayışı sayesinde otomotiv, havacılık, tarım ve iş makineleri gibi birçok endüstri alanında hizmet vermeyi başarmış bir kuruluştur. 181 bin metrekare kapalı, 370 bin metrekarelik açık fabrika alanı. HEMA Endüstri Anonim Şirketi 12 farklı üretim birimiyle bugün hidrolik dişli pompalar, paletli pompalar, pistonlu pompalar, hidrolik kaldırıcılar, muhtelif hidrolik valfler, ticari araç hidrolik direksiyon sistemleri, şanzıman, komple akslar ve transmisyonlar, muhtelif dişliler ve dişli grupları, diferansiyeller ve ayna mahrutiler, motor blok ve silindir kafaları, motor balanserleri, krank milleri ve biyel kolları, hidrolik fren sistemleri, hidrolik ve mekanik kremayer direksiyon sistemleri üretmektedir. Her yıl büyük yatırımlar yapan HEMA Endüstri Anonim Şirketi, yılda 1 milyon adet hidrolik pompa, ayna mahruti, diferansiyel, 250 bin adet ticari araç hidrolik direksiyon sistemi ve 200 bin adet krank üretim kapasitesine sahip uluslararası standartlarda bir kuruluştur. Bugün HEMA Endüstri Anonim Şirketi ürünlerinin ana müşterileri arasında John Deere, Caterpillar, Perkins, Mercedes-Benz, Magna Steyr, CNH, AGCO, Ford, Renault, Fiat, Volvo Construction, JLG, Iveco gibi dev markalar bulunmaktadır. 2009 yılında üretime başlamış olan HEMA Endüstri Döküm Fabrikası, yıllık 60 bin ton pik ve spero mamul üretimine devam etmektedir. Yüksek teknoloji kalıplama ve ergitme sistemleriyle otomotiv endüstrisi başta olmak üzere global imalat sanayine hizmet sunulurken, bu alanda uluslararası standartlarda üretim gerçekleştirilir. Çalışanların etkinliği ve verimliliği, yüksek motivasyon ve tatmin gerektirir ilkesiyle hareket eden HEMA Endüstri Anonim Şirketi, eğitim ve gelişim yönetimi, performans yönetimi, kariyer ve yetenek yönetimi gibi yeni modern insan kaynakları süreçleri ve çalışanlarıyla birlikte geleceği şekillendirmeye emin adımlarla devam etmektedir. Merhabalar. Adım Burak Gönül, HEMA Endüstri Dişli ve Aktarma Organları Fabrikası'nda üretim mühendisi olarak görev yapıyorum. Bugün sizlere kalite çemberleri sunumu altında 200 serisi Ömax montaj hattı operasyon sürelerinin iyileştirilmesi sunumunu yapacağız. Sunuma gelecek olursak HEMA Endüstri ile başlayalım. HEMA Endüstri Hattat Holding bünyesinde faaliyet göstermektedir. 1973 yılında Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kurulmuştur. O günden bugüne Türkiye'nin önde gelen mühendislik şirketlerinden biri olarak otomotiv, traktör, iş makineleri, havacılık ve savunma sanayileri için üretim yapan global bir şirket haline gelmiştir. Hattat Holding bünyesinde 3000 çalışan ile faaliyet göstermektedir. Bizim projemizin konusu olan Önax nedir? Önax, motordan çıkan milim dönme hareketlerini önden çekişli araçlarda ön tekerlere eşit oranda ileten ve aracın hareket etmesini sağlayan aktarma organlarının bir parçasıdır. 200 serisi Ömax, 2012 yılında traktör firmasıyla yapılan anlaşma üzerine dişli fabrikasındaki HEMA Design Ömax montaj hattına ilaveten açılan yeni bant üretilmeye başlamıştır. 399-200M modeliyle başlayan üretime 285-200M ve sonrasında da 360-200M numaralı modelleriyle devam etmektedir. 200 serisi adı altında 3 farklı aks topluyoruz biz. Problem seçimi ve tanımı. Üretilen 200 serisi ön aks 8 istasyonunu oluşturmaktadır. Yaklaşık bu sağ tarafta da L takışımızı görüyorsunuz. 1 numaradan 8'e doğru montaj işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Hatta yaşanılan verimsizlikler, ergonomi, PCG problemleri üretim toplantılarında
günlük gembalarda hap çalışanlarımız tarafından gün sonunda değerlendirilmektedir. Bu kapsamda operatörlerimiz düzenli olarak iş sonuçlarını değerlendirerek, sahada iyileştirme projeleri belirleyerek iyileştirme takımlarına katılım sağlarlar. Hızlı kayıza olarak nitelendireceğimiz bu çalışmalar, hap çalışanlarımızın önceliklendirme maddesiyle belirlenmektedir. Gün içinde ve gün sonunda gerçekleştirmiş olduğumuz toplantılar neticesinde önceliklendirme maddesleri oluşturuyoruz. Grubumuzda da bu konunun başında oluşturduğumuz önceliklendirme maddesinde konular hakkında fikirlerini veren personellerimizin isimleri var burada. Kendi içinde de numaralandırdığımız zaman kritik olan konuların önceliklendirmesini yaptık. Problem seçimi tanımında bu önceliklendirme maddesinde belirlenen problemleri, hangi istasyonlarda verimsiz çalışmasına neden olduğunu operasyon bazında inceleyerek belirliyoruz. Yapılan bu çalışmalar sonrası 285-200'den ön aks montajın verimsiz çalıştığını tespit ettik. İstasyon bazındaki süreleri incelediğimizde toplam sürenin 210 dakika olduğunu gördük ve proje seçimini verilerle destekledik. Bu montaj süresiyle 1 vardiyada 9 adet ön aks montajı yapılmaktaydı. Bu doğrultuda kalite çemberleri projesini başlatmaya karar verdik. Yine sağ tarafta toplantılarda yapmış olduğumuz değerlendirmeler, önceliklendirme maddesimizin detay incelemeleri yer alıyor. Hap başındaki panomuzda yaptık bunların hepsini. Hedef belirleme kısmında proje ekibi olarak hedef belirleme aşamasında bu seneki şirket verilerini istasyonun geçmiş değerlerine bakarak bir hedef belirledik biz. Bu hedef nedir? 200M serisinin modelinde 4 tane istasyon belirledik. Bu istasyonlar operasyon süresi en uzun olan dar boğaz olarak nitelendirdiğimiz istasyonlar. Bu istasyonlar üzerinde ilerledik ilerleyen kısımda. Bir vardiyada 9 montajların ön aksı 15 adede çıkarmayı hedefledik biz. Bu hedef içinde 2021 yılı toplam sipariş adedimizi inceledik. 2021 yılında 2670 adet siparişimiz vardı ve bu 296,6 iş gününe tekabül ediyordu. Hedeflerimiz doğrultusunda ise 178 iş gününde düşürmeyi hedefledik biz. Bu çalışmalardan da sağlayacağımız yaklaşık 48,59 dakika kadar iyileştirme öngörüsünde bulunduk. Sadece bu 4 istasyon için. Ekibin oluşturulması ve çalışması kısmında sırayla ekip üyelerimizin tanıtımını yapacağız. Şimdi. Merhabalar, ismim Mehmet Tunç. 2002 yılından beri hemen Düsturi Aşehir'de çalışmaktayım. Dişi Fabrikası Önex Montaj Hattı'nda grup lideri olarak görevimin başındayım. Merhaba, ben ismim Hakan Tezcan. 2006 yılından beri hemen Düsturi Aşehir'de üretim hattında çalışmaktayım. Yaklaşık 2010 yılından beri de üretim takım lideri olarak görevimi yapmaktayım. Merhabalar, ismim Emin Kartal. 2004 yılından beri Emel'de çalışıyorum. Şu anda Önex Montaj'da takım lideri olarak görev yapıyorum. Yanımızda olmayan diğer ekip üyelerimizin isimlerini de burada okumak istiyoruz. Erdinç Gündoğdu, Osman Çetin, Eray Uslu, İlhan Öztürk, Kemal Acartürk ve Memduh Yalçın. Toplamda 10 kişiden oluşan ekibimizle proje toplantılarımızı gerçekleştirdik. Bu proje toplantılarımız 15 günde bir olarak tanımlandı. Proje ekibine OPEX kıdemli uzmanı tarafından çalışma teknikleri, yöntemleri ve benzeri konularda eğitimler verilmiştir. Proje planı hazırlanarak görevler kimler tarafından hangi tarihlerde yapılacağı belirlenmiştir. Çalışmalarımız 6 ay sürmüştür. Sol altta da ekibimizle beraber çekilmiş olduğumuz toplu bir fotoğrafımız var. Ek olarak da burada eğitim formlarımız ve toplantı tutanaklarımız yer almaktadır. Yönetim desteği. Hemen Endüstri kendi içinde 2002 yılından bu yana iyileştirme çalışmalarına operasyonlar mükemmellik bölümü tarafından koordine edilmektedir. Bu bölüm aracılığıyla her ay yönetim toplantıları yapılmakta, iyileştirmeler ve sonuçları gözden geçirilmektedir. Hem Endüstri yönetim kurulumuna katılım ile geleneksel Kaizen, çalışma grupları ve öneri sistemlerinin ödül törenleri yapılmaktadır. Bu sayıki katılmış olduğumuz ödül töreni görselleri sol tarafta yer almaktadır. Bizim kendi proje içimizde de proje seçim ve ekibin oluşturulması, mevcut durumun belirlenmesi gibi ana konuların yer aldığı yönetim tarafından takip edilen matrisimiz burada paylaşılmıştır. Burada görevimiz kimler tarafından ne zaman yapılacağını açıkça belirtmektedir. Proje boyunca beklenmediğimiz olumsuzluklar ve sonuçlarıyla karşılaştığımız durumlarda yönetim tarafından destekler yapılmıştır.
Projenin sonuçlanabilmesi için alınacak olan aksiyonların gideri yaklaşık 30 bin euro yönetim tarafından bütçelendirilmiştir. Çalışma teknikleri ve yöntemler. Daha boğaz olan istasyonlar öncelikle iyileştirilmesi gereken noktalar olarak belirlenmiştir. Ekibimiz ile yaptığımız proje ve GEMBA toplantılarımızda konu olan bu istasyonlara neden analizi yapılmıştır. İlk olarak layout'umuzu çizdik. Toplantımızda çizmiş olduğumuz layout üzerinden ölçüm sonuçlarını değerlendirdik. Ve ikinci istasyonun bir numaralı dar boğaz olarak tanımladık. Bunun sebebi en uzun operasyon süresi bu istasyondaydı. Belirlemiş olduğumuz 4 istasyonu neden analizinde konu olarak belirledik. Burada toplantı sırasında kendi el yazımıyla yazmış olduğum notları görmektesiniz. Arkadaşlarımızın fikirleri doğrultusunda da kök neden analizlerimizi bulduk. Kök nedenler sonrasında da aksiyon konularını ve aksiyon numaralarını belirledik. Bunlar için tarih ve kim tarafından yapılacağını netleştirdik. Kök neden ve aksiyonların belirlenmesi neticesinde kimler tarafından ne zaman gerçekleştirileceği bu şekilde netlik kazanmıştır. Devam eden montaj faaliyetleri ekip tarafından gözlemleye devam etmiş, belirlenen aksiyonların potansiyel İSG riskleri ve hatasızlaştırma çalışmalarını anlık müdahaleler geliştirilmiştir. Belirlemiş olduğumuz aksiyon planı neticesinde detaylı açıklamalar için Mehmet Usta'yı davet ediyoruz. Öncelikle 200 serisi Önex montajlar. En büyük darboğazlarımızdan birisi ikinci istasyon. İkinci istasyon diferansiyel montaj kısmı. Burada ayna montajı, rulman çakma, maritöön yükleme, diferansiyelin ana montajı ve gövde üzerine montajı var. Burası yaklaşık 45.83 dakikaydı. Bu sürelerin dağılımını görüyorsunuz aşağıda. Burada ne gibi iyileştirmeleri yaptık? Birinci olarak montaj hattı için 2 adet dönerli aparat tasarladık. Diferansiyel kutusu ayna montajda kullanılan 12 adet civatayı elektrikli sıkıcı ile sıkmaya çalıştık. Rulmanları, 2 adet rulmanı, burada rulmanı ısıtma makinesiyle ısıtarak presten kurtardık. Zamandan da tasarruf ettik. Ve diferansiyeli ana gövdeye bağlamak için pergel calaskap kullandık. Ve burada 399 modelleri için pistonu test etmek için kullandığımız hidrolik test makinesinin yerine daha güvenli olan hava kaçak makinesini kullanmaya başladık. İşte burada sonuçlarını da görüyorsunuz. Yaklaşık 23.76 dakika bir tasarruf sağladık burada. Şimdi dördüncü istasyonumuzda Porya çakma, çember dişi montajı, ölçüm, rulman ve keçe montajı, rulman çakma, direksiyon başı ile Porya'yı birleştirme işlemleri yapılıyor. Burada sürelerin dağılımını görüyorsunuz. Burada neler yaptık? Burada öncelikle şu 8 adet gördüğünüz bijonu daha düzgün ve daha kolay bir şekilde çakmak için bir aparat tasarladık. Bütün grubu aynı anda çakıyoruz. İkinci olarak burada çaktığımız keçeyi kasıntılı çakmamak için bir tane merkezleme aparatı yaptık keçeyi daha düzgün çakmak için. Ve üçüncü olarak da şurada gördüğünüz en sonunda somun ezme aparatı yaptık. Burada sonuçları görüyorsunuz. Dördüncü istasyondaki sonuçlarımızı. Burada kazandığımız süre yaklaşık 24.23 dakika olarak hesaplandı. Sekizinci istasyon burada fonksiyon testi 28.32 dakika yapılmaktaydı. Gres dolumu, sol poriye yağ dolumu, sağ poriye yağ dolumu, orta gövdeye yağ dolumu, açı ayarı, bağlama, fonksiyon testi, sökme ve paketleme olarak dağılımlar burada. Burada ilk olarak yağ basma pompasının debisini yükselterek daha kolay basan, daha hızlı basan bir yağ pompası aldık. Açı ayarı ve test içinde dijital komparatörler alarak görsel olarak arkadaşların daha kolay çalışmasını sağladık. 8. sınıfındaki dağılımı görüyorsunuz. Burada süre 10.1 dakika kadar düştü. Şimdi size 1. istasyondaki iyileştirmelerini de Hakan Usta anlatacak. Hakan Usta buyur. Burada 1. istasyonda keçenin bu çakma operasyonu bağlam ve sökmeyle beraber toplam 27.8 dakika sürmekteydi. Biz burada keçelerin ölçüleri çekiç ve aparat yardımı yine bakan olarak çakmaktaydık. Daha sonra hemen dizayn edilen bir otomasyon tesisiyle bulan 4 adet borcu ve 2 adet keçeyi otomasyon tesisimizde çakmaya başladık.
ve bunların sonunda, bu geliştirdiğim sonunda bize toplamda 23 dakika 22 saniye olarak bir kazanma sağladı. Şimdi size risklerin dikkat tablosunu doğru anlatacak. Yapılan çalışmalar neticesinde tüm aksiyonların doğrulaması ve risk değerlendirilmesi yapılmıştır. Risk değerlendirilmesi noktasında biz daha çok ISG parametrelerini ele aldık. Bunun yanında da kalite servisleri de gözden geçirmiş olduk. Aksiyonun neticesinde uygunluğunu doğruladık. Riskini değerlendirdik ve son olarak da standartla yaygınlaştırmada diğer montaj hatlarımızda biz bu iliştirmeyi kullanabilir miyiz diye tekrardan bir değerlendirmelerde bulunduk. Ve bizler için oldukça da faydalı oldu. Çünkü var olan bir iyileştirmeyi başka bir operasyonda başka bir şekilde aktarma fırsatı elde ettik. Elde edilen sonuçlar kısmında 200M modelin 4 istasyon özelinde 6 ay süresince 47,59 dakika iyileştirme elde etmiştik. Fakat uygulanan aksiyonlar sonrasında 78,31 saniye iyileştirme elde edildi. Bu çalışmalar doğrultusunda bir vardiyada 19 adet ürünün montajını yapmaya başladık. Aslında tahmin ettiğimizden daha da fazlasını elde etmiş olduk. Sonuç verileri gözden geçirdiğimizde 78,31 dakikayı tekabül ediyordu bu iyileştirme. Bu işin maddi kısmından karşılamış olduğu sonuçlar kısmını değerlendirmeye başladığımızda 3 model özelinde kazançlarımızı birim maliyetlerle çarparak hesapladık. Ve 3 modelin toplamında 103.000 euro kazanca denk gelmiştir. Standartlaştırma ve yaygınlaştırma çalışmaları. Bu çalışmaları almış olduğumuz aksiyonlar neticesinde fark ettik. Bunları biz öngörmüyorduk. İşleme başladığımız zaman yeni noktalar, karanlık noktaları keşfetmeye başladık. Montaj operasyonunda Tokyo'ya tek nokta ve Kaizen çalışmaları da yapmaya başladık. İkinci istasyonda diferansiyelin yanlış bağlanmasını engellemek adına aparata yapmış olduğumuz bir PIM sayesinde Tokyo'ya iyileştirmesini elde ettik. Hatasızlaştırmayı ortadan kaldırdık. Akabinde iyileştirmeler sonrasında ise SAP programından da revize yaptık. Standartlaştırma ve yaygınlaştırma kısmında montaj operasyonunda Tokyo'ya tek nokta eğitimi ve kaliteden çalışmalarını gerçekleştirmiş bulunduk. Tokyo'nun önerinde ikinci istasyonda diferansiyel montajında aparata bir PIM ilave ederek hatasız bağlama şansını ortadan kaldırdık. Bu şekilde de bir kalitesel anlamda iyileştirme yakalamış olduk. Yani yapmış olduğumuz iyileştirmeler sadece montaj operasyon sürelerine dayalı olmadı. Kalitesel, ISG'sel anlamında da iyileştirmeler elde etmiş olduk. Mevcut iyileştirmeler sonrasında SAP programında mevcut olan montaj süresini de 129,01 dakika olarak güncelledik. İyileştirmelerde hedeflenen metriklerin yanında öngörülmeyen farklı noktalarda da kadraj etkisiyle iyileştirmeler yakalanmış olup 3. ve 5. istasyonda da iyileştirme çalışmalarımız devam etti. Şimdi onların detaylarına geleceğiz. 3. istasyon iyileştirme, daha doğrusu yaygınlaştırma çalışmamızın öncesinde silindir komplesi, rod komplesi ve kardan rollerinin montajı 21,08 dakikada yapılmaktaydı. Yapılan bu çalışmalar neticesinde yaygınlaştırma çalışması kapsamında elektrikli sıkıcı tedarik edilmiş oldu. Sıkıcının sıkma kuvvetine karşı da dayama aparatı üreterek potansiyel ISG riskini engellemiş, çalışan memnuniyetini arttırmış olduk. Yapmış olduğumuz bir iyileştirmeler neticesinde toplamda 16,019 dakika kadar iyileştirme elde edilmiştir. 5. istasyona gelecek olursak, sağ ve sol direksiyon başı montajı 23,54 dakika sürmekteydi. Azot tankı yenilenerek sızdırmazlık sağlandı. Azot gazı daha fazla süre kullanılarak kayıpları azaltılmıştır. Kaldırma aparatında halat kullanımı kaldırılarak taşımada iyileştirme gözlemlenmiştir. 7,21 dakika iyileştirme tespit edilmiştir. İlk görselde kaldırma aparatımızın revize edilmiş hali, ikinci görselde ise azot tankımızın sızdırmazlığının yenilenmiş olduğu, daha uzun süre azotu muhafaza edebildiğimiz yeni tankımızın görseli bulunmaktadır. Bu yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında da iyileştirmiş olduğumuz süreye ek süre olarak 24,35 dakika iyileştirme elde etmiş olduk. Güncellemiş olduğumuz SAP süresini tekrardan güncelleyerek 106,03 dakikaya sürdük. Son durumda
toplam olarak genelde 210 dakikayla başlamış olduğumuz ilk süreç 106,03 dakikaya kadar düşmüş oldu. 103,97 dakikayı iyileştirmeye yetmiş olduk. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Proje ekibimiz tüm süreçleri başarılı bir şekilde kapatmış oldu ve yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında da çalışmalarımız devam etmektedir. Şahin grubunun çalışmasını dinlediğiniz için herkese teşekkür ederim.